Kastrol Yağ Efsanelerini sunar. Yağ Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Yağlarla ilgili bilinmeyenler işte 8. etapta bu bölümde yer alıyor. Ve Serdar Bostancı her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. Sayın Bostancı, sentetik yağlar sızdırmazlık elemanlarına veya contalara zarar veriyor mu, vermiyor mu? Hiçbir ilgisi yok. Motorlarda kullanılan veyahut şanzımanlarda, diferansiyellerde, dişli kutularında kullanılan contalar eğer aşınmışlarsa, özelliklerini yitirmişlerse o takdirde zaten mineral yağ veya o sentetik yağ kullanımı hiçbir şeyi değiştirmez. Hatta piyasada yine çok yanlış bilinen bir durum var. Daha kalın yağ kullanmak bu kaçağı hiçbir şekilde önlemez. Yani yağın mineral veyahut sentetik olmasıyla contaların yağ kaçırması arasında hiçbir doğru ilişki yoktur. Sentetik yağ ile yağ kaçıran bir motor mineral yağ koyduğunuz zaman kaçırmaya devam eder. Veyahut mineral yağ ile yağ kaçıran bir motor sentetik yağ konduğu zaman yağ kaçırmaya devam eder. Eğer kaçırmıyorsa da her ikisiyle de kaçırmaz. Bu gerçekten çok yanlış bilinen bir konu. Yağın sentetik veya sentetik olmamasıyla yağ kaçağının hiçbir ilişkisi yoktur. Hani bu bir tabir var. Yağ keçeleri kaçırmaya başlamış aracın bu yağ keçelerini, contaları değiştirin denir. Bunun sebebi contaların kendisinin, o keçelerin eskimesinden kaynaklanıyor o zaman, değil mi? Yağın bunlar üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Hayır, kesinlikle yok. Yani bunların üzerindeki etki kendi özelliklerinden kaynaklanıyor. Tabii her malzemede olduğu gibi contalarında çok iyi kalite, orta kalite ve kötü kalite olanları var. Bunlar da motorun sürekli ısıyıp soğumasıyla, dış hava koşullarıyla, işte gece siz otomobili kullanmadığınız dönemde çok soğuk bir yerdeyse motorun hiçbir zaman normal şartlarda ulaşmaması gerektiği -20, -30 derecelere blok sıcaklıklarına ulaşıyorsa, tabii bunlar soğuk hava şartları, sıcak hava şartları, çok hızlı değişkenlikler bu malzemelerin negatif etkilenmesine sebep oluyor. Tabii motorun yaptığı kilometre de bununla doğru orantılı. Yani 10 bin, 20 bin kilometrede motorun yağ kaçırması çok normal değildir ama 100 bin, 200 bin kilometreden sonra bunlar potansiyel problemlerdir. Bu problemlerin de yağ özellikleriyle, hele yağın mineral veya sentetik olmasıyla doğru hiçbir ilişkisi yoktur. Tamamen farklı konulardır. Kendi görevini yerine getiriyor, diğer parçalara zarar vermiyor. Tam tersi, kendi çalıştığı organların içindeki koruma vazifesini yapıyor o zaman. Kesinlikle, eğer zaten iyi yağ, doğru yağ kullanırsanız, iyi yağın, doğru yağın contaların ömrünün uzamasıyla ilgili de pozitif bir etkisi vardır. Özellikle keçelerin ömrünün uzamasıyla ilgili pozitif bir etkisi vardır. Yani siz kullanmanız gerekenden daha yüksek endekste, viskozite endekste, yani amiyane tabirle daha kalın bir yağ kullanıyorsanız, o yağ kullanılan muyluyla keçenin arasına giremeyeceği için keçenin çok daha çabuk aşınmasına sebep olacaktır. Ondan sonra kullandığınız herhangi bir yağ o keçeden dışarıya kaçacaktır. Ama sentetik veyahut sentetik olmamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. O zaman seyircilerimize şunu tavsiye edebiliriz. Her zaman doğru akışkanlık değerlerine sahip, üretici firmanın önerdiği değerlerde ve mümkünse markada yağları kullansınlar. Ve hiçbir zaman da contaların, yağ keçelerinin ya da buna benzer sızdırmazlık organlarının zarar göreceğini düşünmesinler. Evet, yani altı çift çizgiyle çizilecek en önemli konu demin sizin söylediğiniz. Gerçekten bu yağ 3 kuruş pahalı, bu yağ 5 kuruş ucuz diye bakmadan mutlaka ve mutlaka üreticinin önerdiği teknik özellikleri karşılayan ve de tercihen de önerdiği markaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yağdan yapacağınız ekonomi karşılığında otomobilinizin mekanik aksamının herhangi bir yeri çok daha pahalı zararlara, size çok daha büyük masraf atacak zararlara sebebiyet verebilir. Yani bu açık yağlar, bilinmeyen markalar, bilinmeyen yağ türleri, ucuz olanlar, özellikle nedeni belli olmayan tarzda ucuz olan yağlar biraz tasarruf gibi gözükse de sonuçları pahalı oluyor diyorsunuz. Çok daha pahalı, çok daha pahalı. Bunu tekrar altını çift çizgiyle çizmek istiyorum. Gerçekten bu tip yağların kullanılmasını ben
kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Bu işi bilen hiç kimsenin de önereceğini zannetmiyorum. Evet sevgili seyirciler, bu hafta da yine yağlarla ilgili önemli bir konuyu işledik. O yüzden bizim de size tavsiyemiz üretici firmanın tavsiye ettiği değerlerde ve mümkünse önerdiği markalarda yağları kullanın ki ileride başınız ağrımasın, daha büyük masraflara yol açmasın. Belki 3 kuruş fazla vereceksiniz ama bunlar hep anlık şeyler. Sonucunda toplu olarak çok daha fazla bir rakam ödemek zorunda kalabilirsiniz. Biz Serdar Bostancı'ya teşekkür ediyoruz ve 8. etap devam ediyor. Castrol yağ efsanelerini sunuyor.